Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin işine yarayacağı mükemmel bir bilgiden bahsedeceğim. Bütün kızların ergenlik çağındaki hatta 20'li 30'lu yaşlarda bile sorun olabilecek bir şeyden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere başlıktan da anlaşıldığı gibi sivilce lekelerinden kurtulmanın yolunu size göstereceğim. Hatta size şöyle diyeyim, ben bir deney tahtası olarak her şeyi denedim. Hem de her şeyi. Yani yüzüme bir tek sidik sürmedim, affedersiniz. Ama en kalıcısı ve en kesin çözümü olan bitkisel ilaçlarda denedim. Şey gibi, reklam gibi oldu burası. Bitkisel ilaçlarda denedim. Ondan sonracıma işte şifalı otlarmış da, oymuş da, buymuş da. A'dan Z'ye hepsini denedim. Ama şu an söyleyeceğim şey aslında o kadar da zor değil. Aslında bakarsanız o kadar da bilmediğimiz ya da aşina olmadığımız bir şeyden bahsetmeyeceğim size. Şöyle hemen gösteriyorum. Çok konuştum çünkü ya. Acayip konuşuyorum, çenem durmuyor. Birincisi bu krem. Bepantol. Hatta şöyle tutayım. Hepinizin bildiği üzere Bepantol, yani bebeklerin poposuna sürülen Bepantol, işte bildiğiniz cilt bakım kremi. Bunu alıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra ikincisi de Madecassol. Şöyle bak gösteriyorum. Bunda şeymiş. Yani Bepantol hepiniz biliyorsunuz işte, hani bebek poposuna sürülüyor falan filan, yara merhem işleri. Bu Madecassol de hücrenin yenilenmesini sağlıyormuş. Hatta ben bunu şöyle keşfettim. Birinden duyduğum kadarıyla motor kazası geçirmiş kız ve ayağında çok derin bir çukur açılmış, tamam mı? Ve bu krem onun birkaç ayda kapanmasını sağlamış. Yani bana biraz böyle çok uçukmuş gibi geldi ama dedim denemekten ne zarar gelir ki yani. Bir ilaçları denemedim altı üstü. Ki bu arada dipnot geçeyim. Ben hani cildiye gittim, işte hani önerdiği ilaçları vesaire falan sürekli kullandım. Ama bunların hepsi böyle şey, nasıl diyeyim size, aralıklı olarak çözüm verdi bana. Yani işte ilaç bittiği an İşte tekrar hani ben cips yiyorum, tekrar sivilce çıkıyor, tekrar sıkıyorum sivilcem ve tekrar izleriyle baş etmek zorunda kalıyordum. Ben artık kesin bir çözüm istedim. Şu karantina sürecinde de nasıl diyeyim, evde olduğumuz için makyajı çok 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 minimum seviyeye indirdim. Olabildiğince az yapıyorum. İşte videolar karşısındayken açıyorum, hani makyajımı o zaman yapıyorum. Onun dışında hiç yapmadım desem yeri açıkçası. Bu arada yüzümün dinlenmesini de sağladım. Yalnız konu nereden nereye geldi? Bu arada yüzümün dinlenmesini de sağlamış oldum. Aa, saçım. Bu arada yüzümün dinlenmiş olmasını da sağladım tabii ki. Hani hava aldı vesaire falan filan. Benim cilt tipim yağlı. Yani ben sadece işte bir aydır, iki aydır uğraşmıyorum bu sivilce ve sivilce lekeleriyle. Ben ergenlikten beri, yani yaklaşık 16 yaşından beri bu lanet sivilcelerle, sivilce lekeleriyle zaten baş ediyorum. Benle beraber derdime annem de ortak oluyor. Yani biz sürekli cildiye cildiye dolaşan tiplerdeniz. Ben artık yılmıştım artık müddet sonra. Hani ne olursa olsun dedim ya. Hani işte fondötenle kapatırım. Bir şekilde ömrüm boyunca böyle gider kafasındaydım. Ama öyle olmuyormuş arkadaşlar. Hatta size şöyle söyleyeyim. Kusurlu cilde makyaj bile tutmuyor. Yani inanın hiç güzel durmuyor. Şu an mesela bak cildim ne kadar parlıyor, farkında mısınız? Ben açıkçası farkındayım. Çünkü uzun zamandır ben kendimi bildim bileli sürekli makyaj yapıyorum. Okul hayatım olsun, işte sosyal çevrem olsun vesaire falan. İnsanlar bana yürüyen makyaj falan derler. Gerçekten de öyle. Kendimi bildim bileli sürekli makyaj yaparım. Ama cildimi de temizlemeyi hiç unutmazdım. Yani her akşam mutlaka temizlerdim. Bu yetmiyormuş. Cildimizin mutlaka hava alması gerekiyormuş. Hava almaktan kastım sadece gece 12'de makyaj çıkarıp sabah 8'de tekrar rutine bağlayıp makyaja devam etmek değilmiş. Yani o 6-7 saatlik dinlenme benim cildime yetmiyormuş. Ben onu anladım. Şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık 2 ay oldu. 2 ayda totalde yani fondöteni çok 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 minimum seviyeye indirdim ve toplasanız hani böyle şey 5 kere falan makyaj yapmışımdır. O da videolar için. Yani başka hiçbir şekilde makyaj yapmadım. Ama lanet olsun ki makyaj yapmayı da çok seviyorum. Yani
ya dedim hani bu makyaj yapmayı bırakacaksın Tuğba, cildin bir şekilde hani böyle toparlayacak kendini, ya da artık hani bir şekilde her şeyi deneyeceksin ve bu lekelerden kurtulmanın yolunu bulacaksın. Çünkü başka yolu şimdi, yok benim. Sözün özüne gelecek olursak, az önce gösterdiğim gibi şu Madecastor krem var ya, ama neyse ne işte şu ve Bepantol'ü ben karıştırdım, tamam mı? İkisini karıştırarak yüzüme sürdüm ve haftada sadece bir kere sürdüm. Çünkü birkaç sitede okudum, yani bu blog sayfalarında falan araştırma yaptım. Diyordu ki hani her gün yağlı ciltlerde daha çok sivilcelenme yapar diyordu. Hani artıdan çok eksisini görürsünüz anlamında. Gerçekten de öyle oldu. İlk iki gün, yani iki akşam, ben sadece akşamları sürdüm bu arada. Pazartesi akşamı, bir de salı akşamı sürmüştüm. Ondan sonra cime çarşamba günü böyle yüzümde pütür pütür, bak halat şunlar falan da oradan kalma. Bu pütür pütür böyle sivilcelerim çıktı. Hani cildim kaldırmadı herhalde, emin değilim. Ondan sonra cime ben de o zaman bunu haftada bir güne indireyim. Faydasını görür müyüm derseniz, ben gördüysem herkes görür. Ciddi söylüyorum yani. Şu ikisine var ya, kalıbımı basarım. Normalde ben işte hani ufak tefek şeyleri de denemiştim. Hani limondur vesaire falan. Onlar da işe yaramıyor. Atın onları çöpe. Yine ne varsa, hatta size bir şey diyeyim, o elma sirkesiymiş, limonmuş. İçinde asit olduğu için daha çok yüzünüzü böyle aşındırıyor. Ben bunların ikisini gece yatmadan önce sürüyorum. 12-1 gibi falan böyle, tamam mı? Yüzünüzün iyice temiz olmasına dikkat edin tabii ki. Yani ben işte temizleme jeliyle temizliyorum. Sabunluyorum. Bu arada sabun olarak da şeyi kullandım. Eşek sütü sabununu kullandım. Onu da bir blog sayfasında okumuştum. Dedim denemekten ne fayda, ne zarar gelebilir ki diye düşündüm. İyi ki de denemişim yani. Ben çay ağacı sabunu da kullandım. Aynı Sefa'yı da kullandım yüzüme bu arada. Bunlar yani... Bilmiyorum, sivilceleri geçiriyor ama lekelerin asla bana çözüm yapmadı. Ya da benim çok derinden olduğu için artık lekelerim, o yüzden tepki göstermedi. En iyisi artık kremler kaldı yani. Her neyse, ne diyordum ben? Ondan sonra cima işte bunların ikisini karıştırıp sürdüm. Hatta bir tanesine sürdüm, bir tanesine sürmedim. Şu cildim, şurası daha güzel hatta. Burası biraz daha boklaştı hani üst üste şey yaptığım için. Ben bunu gece yatmadan önce sürüyorum. 100.000 kere söylediğim gibi. Sürüyorum ama çok kalın bir tabaka halinde değil. Nasıl diyeyim? Bunu sürüp üstüne Bepantol'ü sürmüyorum bu arada. İkisini parmağıma böyle çok az koyuyorum, nokta kadar falan. Ondan sonra böyle sivilce olan yerlerine, böyle lekelerime, hani sivilce değil, lekelerimin üstüne böyle oğuşturarak güzelce yediriyorum. Hatta arkasından da mükemmel bir şey keşfettim. Onu da şimdi açıklıyorum. Kabından çıkarayım. Şöyle bir şey var. İlla ki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Dermor olur arkadaşlar. Gerçekten bu ülkenin yapmış olduğu, bence ülkenin diyorum, bence bu dünyada yapılmış en güzel mucitlerden bir tanesi. Ben bunu sadece, üst katımızda inşaat var bu arada, sesler geliyorsa çok affedersiniz. Ben bunu sadece yaşlandırmayı geciktiriyor diye bir cümle okumuştum. O yüzden almıştım birkaç ay önce. Sonra baktım, ya dedim hani deneyeyim yani, ne olabilir ki? Sonuçta bu üstünde benimki 1.5'lik milimetre iğneler var üstünde bu Dermorolur'un. Bu gözeneklerimizi açıyor. Gözenekleri açmak deyince hemen gözünüz korkmasın. Gözeneklerimizi açıyor ve bu derinin altından yeni deri gelmesini sağlıyor. Yani bir nevi bu Madecastor kremin İşte alet bulmuş hali yani, ne diyeyim ben size. İşte ben bu iki tane kremi karıştırdım. Dediğim gibi yüzümün bir tarafını uyguladım, bir tarafını uygulamadım. Ve size yemin ederim sadece iki haftada sonuç aldım. Var mı böyle bir şey ya? Yani ben senelerimi verdim ya abi. Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Senelerimi verdim abi. Limon suyu mu, elma sirkesi mi, patates mi, soğan suyu mu, sarımsak mı? Aklınıza ne geliyorsa ya, her şeyi denedim yani. Oradan buradan duyduklarım. Sonra cime işte bu şeyi denedim. Yani cime bu iki kremi karıştırıyorsunuz yüzünüze temiz. Ama şöyle bir dipnot geçeyim tekrardan. Yüzümdeki sivilcelerin üstüne bu uygulanmıyormuş arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani benim sivilcem yoktu, lekelerim vardı. Ben o yüzden hani iyice derinlemesine böyle hani şey olsun diye, içine işlesin diye krem bunu uyguladım. Vallahi iyi ki de uygulamışım. Kafamı seveyim ben. Mis gibi. Ay delirdim iyice. Ondan sonra
Dediğim gibi sivilce değil, sivilce lekelerinin üstüne ben bunu uyguladım. Sivilcelerin üstüne uygulamayın diye talimat vardı çünkü. Onu da bir hemen hatırlatayım. Anlayacağınız, bu iki kremi bir güzel, şöyle tutayım. Bu iki kremi bir güzel karıştırıyorsunuz. Çok bocalamadan, çok böyle kalın bir yüzey gibi. Aman, konuşamadım. Çok böyle kalınmış gibi. Aman, ne diyordu ona ya? Konuşamadım. Böyle çok kalın bir şekilde sürmüyoruz. Sadece ince bir temas gibi, böyle ince bir yüzeye sürermiş gibi lekelerin üstüne sürüyoruz. Ardından zaten hissediyorsunuz böyle içinde hani işlediğini o kremi. Ondan sonra da bir güzel dermo rollerimizi uyguluyoruz. Ve yani benim cildimde 2 haftada sonuç verdiyse, ciddi söylüyorum, karma ciltlerde falan, hele normal ciltlerde 1 hafta 5 güne falan mutlaka etkisini gösterir. Buradan da evet, önce şunu bir kalıbına koyayım. Buradan böyle umarım hepinize bir faydam dokunmuş olur. Çünkü ben biliyorum yani gerçekten bu sivilcedir, sivilce lekesidir. Ne kadar lanet bir şey olduğunu, ne kadar hayattan böyle bıkmış, muzdarip bir şey olduğunu ben biliyorum. Umarım biraz olsun faydam dokunur. Umarım hepinizin bir nebze de olsa işine yarar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.